Merhaba oğlaklar. Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Aralık ayında oğlak burçları için önemli temalar, içsel yenilenme, maddi durum, ailevi konular ve kariyerle ilgili gelişmelere odaklanıyor. 1 Aralık yay burcunda yeni ayımız var. Bu da içsel bir temizlik, farkındalık sürecine işaret ediyor. Geçmişi bırakmak, içsel korkuları veya alışkanlıkları yeniden değerlendirmek için ideal bir dönemdesiniz. Bu süreç kendinizi psikolojik olarak yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir. Venüs ile Uranüs arasındaki uyumlu açı özellikle yaratıcılık veya hobilerinizle ilgili sürpriz fırsatlar getirebilir. Aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili konularda beklenmedik olumlu gelişmeler yaşanabilir. Romantik ilişkilerde yenilikçi ve açık fikirli bir yaklaşım fayda sağlayabilir. Kuzey Ay Düğümü'nün Mars'a olan yumuşak etkisi aile ve evle ilgili konularda harekete geçirebilir. Ev düzenlemeleri veya aile üyeleriyle olan ilişkilerde cesaret ve kararlılıkla yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. 26 Kasım'da başlayan ve 15 Aralık'a kadar devam edecek olan Merkür retrosu iç dünyanıza dönme ihtiyacını vurguluyor geçmişte kalmış, gizli kalmış veya bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir. Geçmişten gelen meselelerle yüzleşmek ve çözüm bulmak adına bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Ancak yeni başlangıçlar yapmaktan kaçınmak, eski projeleri tamamlamak daha uygun olacaktır. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiyor ve maddi konularda olumlu bir dönem başlıyor. Gelirlerinizi arttırmaya yönelik fırsatlar ortaya çıkabilir veya maddi güvence sağlama isteğiniz güçlenebilir. Bu süreçte lüks harcamalardan kaçınıp uzun vadeli yatırımlar için plan yapabilirsiniz. 8 Aralık'ta Mars Aslan Burcu'nda retro yapmaya başlıyor ve bu geri hareket, finansal ortaklıklar, vergi veya borçlarla ilgili konularda dikkatli olmanız gerekliliğini gösteriyor. Özellikle ortak kaynaklar konusunda yavaşlama veya beklenmedik değişiklikler olabilir. Finansal durumunuzu gözden geçirmek ve gereksiz risklerden kaçınmak bu dönemde çok önemli olacak. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. İş ortamı, sağlık ve günlük rutinlerle ilgili bir dönüm noktasına işaret ediyor. İş hayatınızda veya sağlıkla ilgili konularda önemli bir tanımlanma veya karar süreci yaşayabilirsiniz. Sağlık rutinlerinizi düzenlemek veya iş ortamında yeni bir yaklaşıma geçmek isteyebilirsiniz. 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda yeni ayımız var. Yılın son gününde gerçekleşen bu yeni ay, kendinizi yeniden keşfetme ve kişisel hedeflerinizi belirleme isteğini güçlendiriyor. Yeni bir görünüm veya tutum sergilemek, kendinizi düş dünyaya yeni bir şekilde ifade etmek için harika bir zamandasınız. Kişisel projelere başlamak için enerjiniz yüksek olacak. Ay boyunca etkili olan Satürn-Jüpiter karesi iş hayatı ve iletişimde zorluklara işaret ediyor. Sorumluluklar ve günlük görevler arasında denge kurmanız gerekebilir. İş yerinde daha disiplinli bir yaklaşım geliştirmek, sağlıklı bir iş yaşam dengesi kurmak için çaba sarf etmeniz önemlidir. Yine ay boyunca etkili olan kilonerik karşıtlığı aile ile kariyer arasındaki dengeyi sağlama ihtiyacını gösteriyor. Ailevi yaralar veya geçmişten gelen sorunlar iş hayatınızı etkileyebilir. Bu dönemde iş ve ev sorumlulukları arasında dikkatli bir denge kurmak gerekecek. Yine ay sonunda gerçekleşen Mars Pluto karşıtlığı ki sert bir karşıtlık finansal konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Ortak gelirler veya miras gibi konularda baskı hissedebilir veya bu alanlarda önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Gereksiz risklerden kaçınmak ve finansal stratejilerinizi yeniden gözden geçirmek faydalı olacaktır. Yine ay sonunda etkili olacak Venüs Uranüs kare açısı finansal planlamalarda ani değişimlere neden olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak, özellikle eğlence ve lüks konularında ölçülü olmak önemli olacak. Ani harcamalardan kaçınarak maddi istikrar sağlamaya odaklanmanız gerekebilir. Aralık ayı Oğlak burçları için içsel bir dönüşüm finansal sorumluluk ve aile ile kariyer dengesi kurma zamanı olacak. Kendinizi yeniden keşfetmek, finansal konularda dikkatli adımlar atmak ve sorumluluklarınızla yüzleşmek bu dönemde ön planda olacak. Mutlu bir ay geçirmeniz ve mutlulukla yeni bir yıla girmeniz dileğiyle.